belirterek küresel bir yardım çağrısında bulundular. Bu da olağan bir şeydir. Yani bizde de ilk kez olmuyor. Biz de geçmişte örneğin 99 depreminde uluslararası yardımları aldık. Biz de başka felaketlere yardım gönderdik. Sanki bu Help Turkey, yani Türkiye'ye yardım edin çağrısı Türkiye aleyhine bir kumpasmış. Sanki Türkiye'de Türkiye'yi zayıf göstermekmiş. Bir sanki Türkiye'yi aşağılamakmış gibi bir üstenci bir perdeyle işte birdenbire Strong Turkey, yani güçlü Türkiye başlıklı bir Twitter'da hashtag kampanyası başlattılar. Ardından bu kampanya hakkında soruşturma açtılar. Yani bu kampanya yürüten hakkında soruşturma açtılar. Ardından siyasiler, AK Partililer ard arda, hatta MHP'ler ard arda Türkiye'yi küçük gösteremezsiniz diye açıklamalar yaptılar. Yahu Türkiye'yi küçük gösteren kim? Türkiye'yi küçük gösteren Tarım ve Orman Bakanı. Türkiye'yi küçük gösteren kendisi. Sayın Pakdemirli 2019 yılında, 2019 yılında, ikincisi şimdi Türk Hava Kurumu'nun Etimesgut'taki hangarında, pistte, onun tarafından yerde tutulan ve bu yüzden örümcek bağlayan uçakları uçurmadığı için yangınlara ilkin ve daha alevler birkaç yeri sarmışken müdahale edilemedi. Müdahale edilemeyen yangın büyüdü. Yani Türkiye'yi yardıma muhtaç hale getiren sizsiniz. Yardıma muhtaç hale getiren o uçakları uçurmayandır. Yardıma muhtaç hale getiren yangınlara ilk başta müdahale edemeyenlerdir. Yangınların Antalya ve Muğla başta olmak üzere 50'yi aşkın ile 150 ayrı noktaya yayılmasına sebebiyet verenlerdir ve bunu beceriksizlikleri nedeniyle, iş bilmezliklerinden ötürü söndürmeyi başaramayanlardır. Bugün Halk TV Komputer'de ben bir habere imza atmıştım. Ona da kısaca değinmek isterim çünkü lütfen, bununla bağlantılı. Beni ele geçirdiğim bir dokümanda şöyle bir bilgiye ulaştık. Biliyorsunuz Türk Hava Kurumu'na çeşitli borçları ve yaşadığı krizler nedeniyle 2019'da kayyum atanmıştı. Kayyum iş başına gelince belli Türk Hava Kurumu'nun çalışanlarını işten çıkarmış. Onlar da dava açmışlar. Olay icraya yansımış. Türk Hava Kurumu işçilerin alacaklarına mahsuben açtıkları icra davalarında THK'nın gayrimenkullerine haciz gelmesin diye. İkincisi, THK'nın hava araçları uçuştan men edilmesin diye Ankara 9. Sulh Ceza Mahkemesi'ne başvurarak karar çıkartmış. 9 Mart 2020'de. Bu kararda deniyor ki Türk Hava Kurumu'nun kendisi ve hava araçları kamu yararına hizmet verdikleri için, ayrıca bu uçaklar, 71 tane hava aracı uçuştan men edildiği takdirde Türk Hava Kurumu hizmetini göremeyeceği ve hizmeti aksayacağı için uçuştan men edilmesin demiş. Aynı gün mahkeme bu hava taşıtlarının uçuştan men edilmemesi kararını vermiş. Men edilmesini yasaklamış. Bunlar arasında ne var? Eğitim uçakları var. Eğitim uçakları. Hava taksiler var. Helikopterler var. Tabii ki yangın söndürme uçakları var. Ve üstelik Bekir Pakdemirli'nin 2 yıl önce hurda dediği, 2 yıl önce motoruna kuşlar yuva yapmış dediği, şimdi antika dediği, şimdi uçamaz, uçsa bile yangın söndürme işlevini yerine getiremez dediği, Sayın Cumhurbaşkanı'nın bir üçüne pert, altısına et dediği, uçabilecek kabiliyette değiller dediği 6 uçak da o listede yer alıyor. Türk Hava Kurumu o 6 uçağın uçuştan men edilmemesi yönünde mahkemeden karar çıkarttı. Cumhurbaşkanı'nın, Tarım ve Orman Bakanı'nın uçamaz dediği uçaklar için çıkarttı. Şimdi mahkeme... Bu, kaç senesinde dedin? Geçen 2020. Yıl. Geçen yıl. Geçen yıl ya. Şimdi Türk Hava Kurumu da onun talebiyle Ankara 9. Sulh Ceza Mahkemesi de bu uçakların uçuştan men edilmemesini sağladılar. Fakat bu uçakları Tarım ve Orman Bakanı uçuştan fiilen men etti. Cumhurbaşkanı bu uçakları uçuştan fiilen men etti. Türkiye'yi yardıma muhtaç hale getiren tam da bu beceriksiz zihniyet. Bu beceriksizlikler, bu iş bilmezlikler sonucunda Türkiye yardıma muhtaç hale geldi. Ve insanlar haklı olarak Help Turkey dedi. Ona cevap olarak da Strong Turkey dediler. Güçlü Türkiye. Güçlü Türkiye öyle mi? Bakın. Uçaklar, elinizdeki uçakları küf bağlattınız. Ve şimdi de o sanatçıları Help Turkey diye kampanya yürüttükleri için, ya içinde müzisyenler var, bir kısmı AK Parti'ye de sempatiyle bakan sanatçılar var, onlar var, bunlar var. Help Turkey diye basit bir
çağrıda bulundukları için neredeyse ajanlıkla suçlayacaksın. Türkiye'ye ihanetle suçlayacaksın. Efendim Türkiye'yi zayıf göstermekle suçlayacaksın. Ya üzerinden bir hafta geçmeyecek. Sinop'u, Kastamonu'yu, Bartın'ı sel basacak. Dakikasında yardım kampanyası ve IBAN kampanyası başlatacaksın. Yani ironi yapmak istemiyorum da hakikaten ahirette iman, dünyada IBAN gibi bir vaziyette karşı karşıyayız. Şimdi kardeşim, yani ne oldu? 10 gün daha geçmedi. Yani sen bir avuç sanatçıyı, bir avuç televizyoncuyu, gazeteciyi ve vatandaşı her Türkiye yazdı diye hain ilan etmenin üzerinden bir hafta daha geçmedi. Şak diye kalktın Kastamonu ve Sinop'taki ve Bartın'daki sel felaketinden sonra yine bir gece yarısı kararnamesiyle bu kez yardım faaliyetleri için bir kararname çıkardın ve vatandaşlara şimdi IBAN dağıtarak bağış toplayacaksın. Şimdi ben tam olarak bunu şuna benzetiyorum. Çok güzel bir söz, beğenirim. Sultanahmet'te sadaka, Sultanahmet'te dilenip Ayasofya'da sadaka vermek. Ya İstanbul'da yaşamayan yurttaşlarımız belki bilmeyebilir. Bu iki cami karşı karşıya. Sultanahmet, aralarında böyle 50 metre yoktur. Sultanahmet'te dilenip Ayasofya'da sadaka veren bir iktidarla karşı karşıyayız. Bunu neden söyledim? Şimdi 5 Ağustos günü de bir başka kararname çıktı sevgili Özlem. O kararnamenin hemen içeriğinden bahsediyorum. Kararnamede ele alınan, karara bağlanan maddelerden biri de Somali Federal Cumhuriyeti'ne hibede bulunma yönündeki karar. Hibe hem de. Evet, yani geri ödemesiz bak, bir başlığı bağış. Başlığı şöyle. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından temsil edilen Türkiye Hükümeti ile Maliye Bakanlığı tarafından temsil edilen Somali Federal Cumhuriyeti Hükümeti arasında hibe anlaşması. Bunu hatta ben şimdi ortak hesabımızı da gönderiyorum ve okumaya devam ediyorum. Vatandaşlar ekrana getirelim ki ne olduğunu da bilsinler. Hibe anlaşmasının giriş cümlesi girişinde şu denilmekte. Taraflar arasındaki tarihsel ve kültürel bağlar ile uzun süredir var olan dostane ilişkiler çerçevesinde taraflar arasındaki dostane ilişkilerin güçlendirilmesi ve daha da geliştirilmesini dileyerek aşağıdaki şekilde anlaşılmıştır. Alıcıya, yani Somali'ye aylık 2,5 milyon ABD doları olmak üzere 30 milyon ABD dolarını aşmayacak şekilde hibe nitelikli bir finansal katkı sağlayacaktır. Ne diyor bu anlaşma? Ekrana getirdik. Özlem, sevgili Özlem. Madde 1. Bak, hibe anlaşması madde 1. Alıcı Somali Cumhuriyeti sevgili arkadaşlar. Aylık 2,5 milyon ABD doları olmak üzere. 30 milyon ABD dolarını aşmayacak şekilde hibe nitelikli bir finansal katkı bundan sonra sağlanacaktır diyor. Pardon. Şimdi. Evet, gel İsmail. Yok, hiç gelmesem de olur. Peki. Sor,